Evet, selamlar. Evet, bu videoyu yine kullandığım bir ekipmanı tanıtmak için çekiyorum. Şimdi şöyle saçma bir şey oldu. Böyle anlatacağım videoyu motoru yıkadıktan sonra çekecektim. Ama GoPro'nun şarjı bitmiş. O yüzden sadece ses kaydı yapıyorum. Bu sesi de yıkamaya giderkenki videonun ve yıkarkenki videonun üzerine yedireceğim. Şimdi bu videoda bike lift'ten bahsedeceğim. Nedir bu? Orta sehpası olmayan motorlarda benimki gibi zinciri yağlamak, zinciri temizlemek gibi işlemlerde arka tekerleği havaya kaldırmak için kullanılan bir alet. Tek başına bu işleri yapmak için gerçekten gerekli. Hem de motosikleti bir yıkama videosu çekmiş oldum böylece. Ha, ben iyi mi yıkıyorum? Hayır. Zinciri temizlerken mazot kullanıyorum. Bence iş görüyor. Fiyat performans olarak bence gayet iyi mazot. Motoru yıkarken benzinlikteki köpükten kullanıyorum. Bunun iyi olmadığını söylüyorlar. Muhtemelen de evet, kullanmasam daha iyi olur. Ama başka türlü köpüğe bir alternatifim de yok. Ya, alternatif var da benim onu uygulama yerim yok. Yani en azından ne bileyim, rahat rahat yıkayabileceğim bir yer vesaire olması lazım. Ya da 200-300 lira verip motosiklet yıkamacılara götüreceğim ki o da çok da uygun bir yöntem değil. 40 yılın başı olur. Fiyatı en son 450 lira gibi bir şeydi bu bike lift'in. Ya böyle motoru iterek yapmak gerekecek, yağlamayı, temizlemeyi, ya da bunu kullanmak gerekecek. Yoksa yardımcı olacak bir kişi daha lazım oluyor ki o da her zaman mümkün olmuyor. Evet, çok detaylı bir tanıtım gibi olmadı ki zaten öyle bir şey de yapmıyorum. Yani bu ekipman videolarının temel motivasyonu, ben böyle bir şey kullanıyorum, sizin de bilginiz olsun. Belki birilerinin işine yarar. Evet, o zaman görüşürüz.
get up and tease me. Don't give me a reason to act like a stranger, 'cause you probably